Lazzoni Otel Özge ile Kahve Bahane'yi sunar. Kahve Bahane'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün yine birbirinden güzel konular konuşacağız. Çok değerli konuklarım benimle birlikte. Plastik ve rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor İsmail Barut bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Ve diş hekimi, uzman diş hekimi Elif Hacer Hopur Kılıç bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz. Hemen o zaman Elif Hanım sizinle başlayayım. İmplant üstü protez nedir? İmplant üstü protez aslında kişi implant yaptırdığı zaman biz onu eksik dişin kökü olarak kabul ederiz. İmplant üstü protez aslında kişinin çiğnemesini sağlayan ağız içerisinde görünen kısmı anlamına geliyor. Ha, biz genelde implant yapılınca o diş kısmını anlıyoruz ama aslında implant içerideki vidaya benzer materyal değil mi? Nasıl uygulanıyor implant? Nasıl bir uygulamadır? Nasıl bir uygulama? Şöyle ki şimdi implant üstü protezler için öncelikle kişinin implant cerrahisi geçirmiş olması gerekiyor ve bu implantın kemikle güzel bir şekilde kaynaşması gerekiyor. Hı hı. Daha sonrasında kaynaşmış kemikle implant üzerinden biz ölçü alıyoruz. Bu ölçüden sonra protez yapım aşamasına gidiyor, laboratuvara gönderiliyor. Gelen protez üzerinden prova yapıyoruz. Kapanışına bakıyoruz, yandaki dişlerle uyumlarına bakıyoruz, estetiğine bakıyoruz. Eğer bunlarda bir sıkıntı yoksa implant üstü protezleri ağız içerisinde sabitliyoruz. Sabitliyorsunuz. Peki implant cerrahisinden ne anlamalıyız? İmplant cerrahisi sizin bir kaybedilmiş bir dişiniz var ve o dişi implantla doldurmak istiyorsunuz. İmplant cerrahisi kemiğin içerisine titanyum vidanın yerleştirilmesi ve belirli bir süre geçtikten sonra bu kaynaşmanın tamamlanması. Yani cerrahi kısım o kısım. O kısım. Hı-hı. Peki ne kadar sürer bu sürenin tamamlanması, o implantların oraya yerleştirilmesi? Yapılan işleme göre değişiyor aslında bu. Eğer kemik kaliteniz ve miktarınız yeterli ise aynı seansta da yapabiliyoruz implantla eş zamanlı. Hı-hı. Eğer standart bir kemiğiniz varsa 3 ay bekliyoruz. Eğer sizin kemik kazandırma operasyonlarına ihtiyacınız varsa bu süre artıyor, 6 ay gibi bir süre çıkıyor. 6 ay gibi bir süre çıkıyor. Peki kişiler o sırada dişsiz mi kalıyor? Nasıl bir yardımda bulunuyorsunuz? O sırada geçici protezler kullandırtabiliyoruz hastalarımıza. Eğer kemik miktarı iyiyse bunlar sabit geçiciler olabiliyor, hareketli geçiciler olabiliyor. Bazen de kullandıramadığımız durumlar oluyor, nadir bile olsa, ama genel olarak geçici protezler kullandırıyoruz. Geçici protez olduğu için de kişi dişsiz geçirmiyor o uzun süreyi diyebiliriz. Peki implant üstü protezler kimlere uygulanabilir? Öncelikle eksik bir dişimiz olması lazım. Daha sonrasında ilk başta kişi hastaneye geliyor ve bakıyoruz. Hani sistemik durumu, genel sağlığı buna uygun mu? Eğer kontrol altında olmayan bir sağlık durumu varsa öncelikle doktoruna yönlendiriyoruz ve kontrol altına almasını istiyoruz. Sonra lokal olarak ağza bakıyoruz. Kemiği yeterli mi, değil mi? Eğer yeterliyse implant cerrahisini uyguluyoruz. İşte bir kişi dişini kaybetmiş, travma sebebiyle kaybetmiş olabilir, enfeksiyon sebebiyle kaybetmiş olur. Sonrasında implantımızı uyguluyoruz. İmplant uygulanabiliyor. Şöyle anlayabilir miyim o zaman? İmplant yapılan dişler hem sağlık açısından hem de estetik açısından kişiye büyük bir konfor sunuyor. Aynen öyle. Evet. Hem kişinin konuşmasını, yemek yemesini, dolayısıyla sağlığını, estetiğini, aynı zamanda psikolojisini de çok etkilediği için implant üstü protezlerden sonra bunları gidermiş oluyoruz. Gidermiş oluyorsunuz. Evet. Peki implantın üzerine yapılan dişler sabit midir? Sabit ya da hareketli olabiliyor. Burada bizim baz aldığımız nokta, eğer hani lokal böyle bir iki diş eksikliğiniz varsa bunlar zaten sabit. Ama genel bir diş kaybınız varsa o zaman baz aldığımız konu implantlarınızın sayısı. 4 veya daha üzerinde implant sayınız varsa biz sabit protezler uygulayabiliyoruz. Eğer daha azsa, ki bu sizin kemik durumunuzdan dolayı daha az yapmak durumunda kalıyoruz bazen. Hı hı. O zaman da hareketli protezler kullanıyor kişi. Bu damak diye tabir edilen, hı, takıp çıkartılabilir protezlerin içerisinde aynı elbise çıt çıtları gibi parçalar yerleştiriyoruz. Onlar, hı, implantın üzerine oturup kalkıyor. Hani yine hareketli oluyor ama kişinin konforunu arttırmış oluyor. Konforunu arttırmış oluyor. Evet, daha az hareket ediyor.
Yani implant yapıldıktan sonra da hani o takıp çıkarılabilenlerden mi bahsediyoruz? Yanlış mı anladım? Evet, eğer 4'ten daha fazla implant yapılamıyorsa 2 ya da 3 çene, hiç dişi olmayan insanları düşünün. Tek çeneye 2 veya 3 implant yapılıyorsa o zaman tüm protez ağırlığını kaldıramıyor sabit bir şekilde. Hmm. O yüzden yine bizim geniş destek alacak alana ihtiyacımız oluyor. O yüzden de hareketli kullanması gerekiyor. Kullanması gerekiyor. Sonra bunlara da geleceğim. Bir de All On 4 ve All On 6 var. O da yeni bir uygulama anladığım kadarıyla. İsmail Hocam, yüz estetiği operasyonları nelerdir? Yüz estetiği operasyonları cerrahi ve cerrahi olmamak üzere ikiye ayrılıyor aslında. Cerrahi işlemler günümüzde en çok uygulananlar, özellikle burun ameliyatları. Burunla başlıyor değil mi? Evet, yani en çok yaptığımız ameliyat burun ameliyatı tabii ki. Hastalar ona çok meraklı insanlar, dış görünüşünü de çok değiştirdiği için. Yüz germe ameliyatları, göz kapağı ameliyatları alt ve üst, yanak germe, orta yüz germe ameliyatları, kulak ameliyatları gibi cerrahi olup bazıları da cerrahi gerektirmeden dolgular gibi, PRP gibi, mezoterapi gibi işlemler. Onlara medikal estetik diyoruz daha çok, evet. Galiba değil mi? Şimdi o zaman rinoplastiyle, yani burun estetiğiyle başlayalım. Burun estetiğinin yüz estetiğiyle yüzle nasıl bir ilişkisi var? Burun estetiği bence insan yüzünde en fazla değişiklik yapan organ. Çünkü yani, yüzün merkezi, evet, değil mi? Yüzün merkezi, yan profili çok değiştiriyor, önden görüntüyü çok değiştiriyor. Ve hastalar da kendi arkadaşları ya da yakınlarını görüp, ne kadar değişiklerini görüp kendileri de bu ameliyatı olmak istiyorlar. Hı hı. Hem yüzün ortasında olması, şu estetik ünite dediğimiz kaşlar, gözler ve dudaklar arasında olmasından ötürü gerçekten büyük önem. Büyük önem taşıyor yüzün merkezine. Tabii. Estetik ünite mi diyoruz şu bölgeye? Evet, estetik üniteler var yüzde. Ay, çok enteresan mı? Başka var mı? Evet, estetik üniteler, yani biz kendi aramızda onlara söylerken böyle estetik ünite olarak... Halk arasında da kaş göz gerisi söz falan derler. Demek siz estetik ünite olarak söylüyorsunuz bunu. Peki en çok tercih edilen yüz estetiği yöntemi rinoplasti mi? Rinoplasti kesinlikle. Hı-hı. Cerrahi olarak rinoplasti. Hı-hı. Birinci sırada diyebiliriz. Peki neden bu kadar rinoplastiye insanlar ilgi duyuyorlar? Tamam, bütün yüzü değiştiriyor, her şeyi değiştiriyor ama biz hani Türkler olarak burunlarımızı beğenmiyor muyuz, sevmiyor muyuz? Bunu şahsım adına soruyorum. Beğenmiyor demeyeyim de hani... sanki böyle biraz daha iyi olabilirim düşüncesi var insanlarda, biraz daha güzel olabilirim, acaba ne yapsam deyince ilk burun geliyor. Hem çoğu hastaya göre daha basit, tabii, geliyor ve daha çabuk değiştirilebilir geliyor ve kendi dediğim gibi çevresindekini görüyor, değişen insanları görüyor ve o değişen özellikle ünlü insanlara bakıyor. Etkileniyor. Evet, etkileniyor. Bu özellikle mesela kendilerine göre güzel olan kadınlar, manken olabilir, oyuncular olabilir. Gibi. Onların özellikle fotoğrafını gelip işte bunun gibi olmak istiyorum dediklerinde kendilerine göre ilk değiştirmesi gereken organ burun oluyor genelde. Bir de bildiğim kadarıyla burun operasyonu yüzdeki diğer cerrahi operasyonlara göre daha kolay, daha acısız bir operasyon değil mi? Diyebiliriz. Yani öyle diyebiliriz de daha kolay, daha acısız ve sadece estetik de değil aslında. Yani ve nefes açmaya yönelik olduğu için hem bir estetik ameliyat hem de aslında bir sağlık açısından bir ameliyat tabii. Yani aslında kozmetik bir ameliyat gibi düşünüyoruz ama, evet, aslında kozmetik değil. Daha çok genelde yani diş yaparken de, gülüş tasarlarken de önce, tabii, sağlığı düşünmekte fayda, tabii, var. Peki hemen hemen size gelen bütün hastaların solunumlarında da bir sıkıntı oluyor mu? Genelde öyle galiba. Çoğunlukla oluyor. Kendisi fark etmediği şekilde de oluyor. Mesela bazen hastaya soruyoruz. Nefes alman normal mi? O an düşünüyor. Şu an normal diyor. Peki ara ara bozuluyor mu? Evet, bozuluyor diyor. Hmm. O zaman anlıyoruz ki burun içindeki etler demek ki sıkıntılı. Kendisi bile, evet, aslında çok da farkında değil. Evet, kendisi de farkında değil. Kendisi, bazı hastalar sadece şekline odaklanmış oluyor. O zaman biz de bir muayene edip burun içine bakıp hastaya bilgi veriyoruz. Tabii ki sizin burnunuzu değiştireceğiz ama içinde de bazı problemler var. Hmm. Birlikte onları da onu da yapıyorsunuz. Peki hastaların beklentilerini nasıl anlıyorsunuz? Nasıl tarif ediyorlar size? Neler geliyor? Hani fotoğraflar, resimler, okey, başka? Önce hastanın isteği gerçekçi mi, ona bakıyoruz. Yani gerçekten mesela özellikle dediğim gibi fotoğraf getirip gösteriyor. Bu fotoğrafları gösteriyor ve ben bunun gibi olmak istiyorum diyor. Bazı hastaların beklentileri gerçekçi olabilir. Bazıları gerçekçi olmuyor. O zaman ona anlatıyoruz. Hı hı. Daha önce ameliyat olmuş mu? O da önemli. O zaman ona anlatıyoruz. Tabii ikinci bir ameliyat da olabilenler, tabii, oluyor ilkinde. Tabii beğendim, o zaman hani işlem biraz daha zor, biraz daha komplike oluyor. Onu da anlatıyoruz. Hı hı. Neler yapılabileceğini. Hastayı gördükten sonra beklentisi gerçekçi ise ve biz onun gerçekten o
istediği şekli döndürebileceksek o zaman konuşuyoruz tabii ki. Peki gerçekçi bir beklentiden kastınız nedir? Mesela hasta dediğim gibi o fotoğraf gösteriyor. Aslında o fotoğraftaki kişi çok farklı. Sadece burun değil. Hı. Yanaklar da çok farklı. Aşkı, çenesi çok farklı. Onlar da hastanınkine benzemiyor. Yani sadece burun değiştirmekle maalesef hastanın beklentisini karşılayamayabiliriz. O zaman onu anlatıyoruz. Hani bu beklentiler gerçekçi değil. O zaman burun yanında belki şunlar yapılabilir. Eğer onlar da tam karşılamıyorsa onu da hastaya bildiriyoruz tabii ki. Asla yani, böyle olamayacak. Tabii, asla böyle fotoğrafla olamaz. Fotoğrafla gelmek de tabii aslında çok da doğru bir mental durum değil herhalde, değil mi? Tabii ki değil ama hastalar da ne istediğini tam olarak göstermek istiyor. Göstermek istiyor. Ben böyle bir şey istiyorum. Ha. Böyle bir şey olabilir mi? Genelde böyle sürreal isteklerle mi geliyorlar, gerçekçiler? Genelde gerçekçiler. Genelde gerçekçiler değil mi? Evet. Çok da fazla düşünmeye gerek yok. Evet. Peki burun estetiğiyle yüz estetiği aynı anda yapılabiliyor mu? Ya da siz bir burun estetiği yaparken neleri de yanında öneriyorsunuz diyeyim? Burun estetiğiyle birlikte en çok önerdiğimiz yani üst göz kapağı çok yakın zaten ünite olarak. Yüze botoks ya da dolgu, bunlar birlikte yapılabiliyor. Kulak ameliyatları birlikte yapılabiliyor. Hmm. Çok nadiren yüz germe yapıyoruz ama çok fazla şişlik ve ödem olacağı için genelde tavsiye etmiyoruz. Yani burunla şey yapmak... Kombine edilebiliyor diğer ameliyatlar. Genelde kombine ama burunla yüz germe herhalde zorlu. Yüz germe zaten hasta için biraz... çok zorlu. Çünkü zaten hem yüzü zaten şişecek. Hmm. Üzerine nefes alması da zorlanacak birkaç gün ödem ve şişlikten dolayı. Çok önermiyoruz ama hani bazı durumlarda hastalar istiyor, çok istiyor. O zaman... kabul edebiliyoruz. Çok isteyince de artık ona çok da bir şey diyecek bir durum olmuyor. Peki medikal uygulamaları burun ameliyatıyla aynı anda yapıyor musunuz yoksa sonrasında mı bırakıyorsunuz? Alt göz kapağını yapmamaya çalışıyoruz. Hı. Oraya medikal bir işlem yapmamaya çalışıyoruz. Çünkü ödem olacağından yani dolgu tam karar falan veremeyiz. Yani ne kadar gerekir oraya dolguyu, ne kadar yapalım, ne kadar yeter belli olmaz. Çünkü zaten burundan ötürü bir ödem olacak. Hı hı. O zaman fazla gelebilir, çok olabilir ya da çok az olabilir. O yüzden... Hı. Onun dışındakileri mesela yanaklara dolgu, dudaklara dolgu olabiliyor ve botoks. Olabiliyorsunuz. Onları nasıl kombiniyorsunuz soracağım. Şimdi kısa bir aramız var sonra tekrar buradayız. Lazzoni Otel'in sunduğu Özge ile Kahve Bahane devam edecek. Lazzoni Otel'in sunduğu Özge ile Kahve Bahane devam ediyor. Elif Hanım, implant üstü protezlerden bahsettik. Bunların avantajları nelerdir? Avantajları şöyle. Şimdi kişi dişini kaybettiği zaman bazen şey düşünebiliyor. Daha bir sürü var. Hani yaptırmama gerek yok. Bana bunlar yeter. Halbuki öyle değil. Her dişin kendine ayrı özel görevi var vücutta. O da bir organ aslında. Tabii ki. Hani o şekilde yaklaşmak gerekiyor. Ne oluyor siz o boşluğu kapatmadığınız zaman? Vücut orayı kendisi kapatmaya çalışıyor. Öndeki, yandaki dişler devriliyor. Üstteki diş uzamaya başlıyor. Hani vücut orayı kapatmaya çalışırken bir yandan da geri dönülemez zararlar vermiş oluyor. O zaman eksik dişle asla hayatımıza devam etmemeliyiz. Aynen öyle. Ya da diyelim ki eksik istemiyor ama implanta da çok çekimser kalıyor. Bu durumda da köprüyü tercih edebiliyor. Hani eskiden implantların olmadığı zamanlarda köprü. Evet güzel bir tedavi yöntemiydi ama hani şu an için ne yapıyoruz biz köprü için? İki tane ayağa ihtiyacımız var ki ortadaki dişi taşıyabilsin. O ayakları da biz aşındırıyoruz dişin koruyucu tabakasını ki o kaplama yerine oturtabilelim. Kişinin ağzı normal bir şekilde kapansın. Köprüde diş kaybı oluyor yani değil mi? Dişi aşındırıyorum. Kaybı olmuyor ama bir miktar ufalıyor. Hı hı. O zaman koruyucu kısmı aşınmış olduğu için hani ileride o diş çevresel etkenlere daha açık hale geliyor. Çürümeler, hı hı, enfeksiyonlara daha açık hale geliyor. Hı hı. O da yine zarar vermiş oluyor. Bir de eğer hani diyelim ki tüm diş eksikliğiniz var. O durumda da sizin yüz yapınız değişiyor. Zaten beslenemiyorsunuz. Tabii ki. Kemikte hiç uyarılmadığı için vücut yine kemiğinizi olduğundan daha hızlı azaltmaya başlıyor. Zaten yaşla meydana gelen bir kemik erimesi oluyor. Bir de hiç dişiniz yoksa o zaman bu erime çok daha hızlı gerçekleşiyor. Hı-hı. Ve siz olduğunuzdan daha yaşlı görünüyorsunuz. Daha yaşlı görünüyorsunuz. Yüzde bir deformasyon oluyor tabii aynen ki. Aynen öyle. O yüzden implant gerçekten de çok hayal bir önem taşıyor diyebiliriz. All-on-4 ve All-on-6 nedir? All-on-4 ve All-on-6 şöyle az önce bahsetmiştim. All-on-4 için daha doğrusu kişinin sabit protez kullanabilmesi için en az 4 proteze ihtiyacımız var. Ve sizin yeterli kemiğiniz yoksa ya da
kemik arttırımı cerrahisine genel sağlığınız uygun değilse, o zaman biz o implantları belirli açılarda belirli pozisyonlara yerleştirerek ağızdaki tüm dişlerin yükünü kaldırabilecek hale getiriyoruz. Ve bunlar da genelde kemik durumunuz zaten uygun olduğu için implant cerrahisinden hemen sonra size geçici protezlerinizi sabit bir şekilde kullandırtıp günlük hayatınıza devam etmenizi sağlıyoruz. Bir de bu dişler aslında implantların üzerine vidalanarak sabitleniyorlar. Normalde biz bunları yapıştırıcılar aracılığıyla da sabitleyebiliyoruz. Vidalı olduğu zaman da bir sıkıntı olduğunda o vidalar aracılığıyla kolayca çıkartıp implantın üzerinden tekrardan takıp müdahale etme şansınız oluyor. Aa, anladım. Yani aslında bir implantla 4 ya da 6 dişi uygulamak olarak mı anlamalıyız olan farkı? Tek çenede 4 implant üzerine komple diş olarak uyguluyoruz. Evet. Tek çeneye 4 implant. Yani evet. Her diş için bir tane değil. Evet, değil. Anladım. Bayağı da o zaman işleri de hızlandırıyor mu peki? İşleri hızlandırıyor, evet. Ama tabii şöyle düşünmek lazım. Şimdi sonuçta biyolojik bir ortamdayız ama çiğneme kuvvetlerinin de bir kendi gücü var. O mekanik kuvvetlere de dayanıklı olması gerekiyor. O yüzden hani implant sayısının artması her zaman için bizim desteğimizi arttıracağı için güzel. Ama eğer yapamıyorsak da kişinin hayat konforunu çok fazla arttıran bir yöntem. Yapamıyorsanız. Peki gece plağı nedir? Neden kullanılır? Gece plağı diş sıkma ve gıcırdatma rahatsızlığı olan kişilerde ağız içerisinde uyumadan önce takmaları için verdiğimiz apareyler, plastik apareyler aslında. Neye göre hazırlıyorsunuz bunları? Kişiden alınmış ölçülere göre hazırlıyoruz. Bir ağız ölçüsü alınıyor. Aynen öyle. Tek çene uyguluyor kişi bunu. Plastik bir aparel. Siz bunu uyumadan önce dişlerinizin üzerine yerleştiriyorsunuz. Dişlerinizi sıktığınız zaman o arada hava yastığı görevi görüyor. Hani dişlere zarar vermiyor. Aynen öyle. Peki diş sıkmayı engelliyor mu? İşte diş sıkınca çünkü böyle bir çene ağrısı olur, boyun ağrısı olur. Evet, diş sıkmayı engellemiyor maalesef. Olan sorunun etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor. Anladım. Çünkü diş sıkmada bazen diş kaybı, çatlama, kırık gibi şeyler olabiliyor. Evet, evet. O olmasın diye aslında bu aparatı veriyoruz. Peki ne kadar kullanmalı bir kişi bunu? Ömür boyu kullanılacak bir şey mi bu? Ömür boyu kullanılacak bir şey mi? Değil aslında. Belirli periyotlarla kullanması gerekiyor kişinin bunu. Ve o yüzden doktor kontrolüyle kullanması gerekiyor. Biz başlangıçta teslim ettikten sonra işte 3 ay ya da 6 ay kullandırtıyoruz. Ama arada kontrollerimiz oluyor. Daha sonrasında kişinin şikayetlerine göre ilerletiyoruz birazcık. Hatta bazen botoks vesaire bu diş sıkmada onlardan da destek alıyoruz. Şimdi onu diyecektim. Gece plağı kullanılamayan durumlar olabilir. Ben denemiştim, kullanamadım mesela. Bazen rahatsız edemiyoruz. Nasıl tedavi uyguluyorsunuz diş sıkmaya? Çok görülen bir rahatsızlık çünkü. Evet, nasıl tedavi? Eğer hani diş sıkma aslında birazcık psikolojik stresin dışa vurumlarından bir tanesi. Nasıl engel oluyoruz? Stresi azalt diyoruz ama öyle bir durum yok söz konusu. O bir opsiyon değil. Aynen öyle. Oradaki kasların etkinliğini azaltmaya yönelik botoks uygulamalarına gidiyoruz aslında. Biz kişiyi botoksa yönlendiriyoruz. O durumda da kasın aktivitesini azaltmış olduğumuz için kişi sıksa bile o kadar fazla kuvvet iletemiyor. Hem dişe hem çene kemiğine hem de eklemine. Aslında o zaman botoks yaparsa biraz daha şey olabiliyor mu? Hani ağrılardan da kurtulabiliyor mu? Evet, belirli bir aşamaya kadar kurtulabiliyor. Kurtulabiliyor. Peki kalıcı bir tedavisi yok herhalde değil mi? Bruxizm de deniyor bu diş sıkmaya. Evet, aynen öyle. Kalıcı bir tedavisi yok. Fakat işte botoks uygulamalarıyla, gece plaklarıyla ya da splint dediğimiz eğer eklem rahatsızlığına çevirdiyse bu splint kullanımlarıyla o kasın gücünü azalttıktan sonra hani bir tık daha rahatlayabiliyor ve belki de müdahale etmeden sürdürülebilir hale geliyor. Hani tamamen geçmese bile. Geçmese bile. Peki diğer eklem rahatsızlıkları nelerdir? Eklem rahatsızlıkları şöyle. Şimdi diş sıktığınız zaman bu kuvvet önce sizin dişlerinize iletiliyor, kaslarınıza iletiliyor, kemiklerinize iletiliyor. Dişlerinize zarar verdiniz. Kaslarınız işte genişledi. Bazen spazmlar gerçekleşti. Ağrılarınız oldu. Ona da zarar verdiniz. Bu kuvveti sürekli karşılayan bir ekleminiz var sizin orada. O eklemde de aynı omurgadaki gibi disk bulunuyor iki kemik arasında. Oraya da zarar vermeye başlıyorsunuz. Yani aslında mesela ben de diş sıkma çok yaşadığım için biliyorum. Diş sıkma diye bakıyoruz olaya ama ekleme kadar gidebilen bir rahatsızlık. Aynen öyle. Yani çünkü normalde vücut sadece yeme ve içmeye yönelik
orası tasarlanmış ama siz oraya sürekli kuvvet gönderdiğiniz zaman oradaki ekleme zarar vermiş oluyorsunuz. Yani sürekli zıpladığınızı düşünün, dizlerinize zarar verirsiniz. Nasıl aynı bir şekilde hissi var böyle bir şey yaşandığında? Genelde şöyle oluyor, kişi ağrıyla geliyor. Hatta bazen kulak ağrısıyla gidiyor. Kulak burun boğaz uzmanına gidiyor, anlam veremiyor. Doktoru diyor ki hani böyle böyle bir probleminiz var. Bu sefer bize tekrardan yönlendiriliyor. Genelde ya da işte bazen ağzı açık kalabiliyor ya da açamayabiliyor gibi bu tarz kitlenme durumları da olabiliyor. Ağızda kitlenmeye kadar gidebiliyor şiddetli sıkmalarda. Evet. Peki onlarda da yine, onlarda o zaman plak yapamıyoruz herhalde değil mi? Daha birazdan majör bir tedavim yapmak. Bunlar geçici kısıtlanmalarsa eğer yine plakla destekliyoruz. Hani plak tedavi eden kısmı, hani botoks önleyen kısmı diyebiliriz. O yüzden burada kombine gitmek de gerekebiliyor. Ha, ikisi de gerekebiliyor. Aynen bazen. Öyle. Peki orada dişlerde bazı kayıplar olabiliyor, diş sıkma. Aynen. Onlara nasıl müdahale ediyorsunuz? Şöyle, kaybın büyüklüğüne bağlı. Mesela kişi şey diye gelebiliyor, hocam benim bu dolgum sürekli düşüyor. Orada ilk başta hani dolguya bakıyoruz, çürüğün miktarına bakıyoruz. Bir de kişi dişini sıkıyor mu sıkmıyor mu? Eğer sıkıyorsa aynı yerden sürekli kuvvet aldığı için dolgu sonuçta o dişin en zayıf noktası. Oradan atıyor. Yani bu tarz sorunlarla bayağı karşılaşabiliyorsun. Evet. Peki dolgu yoksa ve dişte çatlama, kırılma varsa lamine mi yapılıyor öyle durumlarda? Değişiyor. Sonuçta öncelikle sizin bu sıkma kuvvetinizi azaltmamız gerekiyor ki ağzınıza gelen herhangi bir yeni bir şeyi de kırmayın. Hani tabii ki de büyüklüğüne göre işte laminalar, kaplamalar vesaire, hani bunlarla giderebiliyoruz. Ama onlar da kırılır. Aynen öyle. O yüzden hani kontrol altında olması gereken bir durum. Hani hem estetik problem ama aynı zamanda medikal probleme de dönüşmüş oluyor bir noktada. Yani aslında önce medikal kısmını, işte diş sıkma kısmını tedavi edip önleyip sonrasında oraya kozmetik bir güzelleştirme yapmak gerekiyor. İkisini bir arada da yapabiliriz. İsmail Hocam, ameliyatlı ve ameliyatsız yüz estetiği yöntemlerinden bahsedersek neleri sayabiliriz? Ameliyatlı olanlardan kaş kaldırma, bugünlerde giderek popüler. Çok popüler değil mi? Fox eye olarak badem göz ya da badem cat göz, eye, tilki göz, cat eye, her şey var. Evet. Nasıl yapılıyor, nasıl bir işlem bu? Hem cerrahi yapılabiliyor hem iple yapılabiliyor. Yani eğer cerrahi olacaksa saç içinden, yani buradan, şuradan aşağı yukarı böyle. Göz kenarından değil yani. Göz kenarından çok hafif bir insizyon, yani küçük bir delik açıp oradan küçük bir, özellikle göz kenarını biraz asma. Ondan sonra şuradan kaşla göz kenarını yukarı doğru şöyle hafifçe birlikte yukarı doğru asma yöntemi. Şuradan bir yerde şöyle bir saç içinden yapılan bir iş. Peki oradaki kas mı çekiliyor yukarı? Kasın fasya diyelim, yani kasın üzerine bir fasya var. Evet. O fasya aşağıda yüze doğru uzanıyor ve kaşlar ve göz kenarına tutunuyor. Onu alttan serbest deyip yukarı doğru çektiğimiz anda aslında fasya yukarıdaki deriyle birlikte hem kaşı hem de göz kenarını yukarı doğru, yana ve yukarı doğru çekiyor. Peki mesela bu kaş kaldırma operasyonu bir gençleşme operasyonu gibi midir, yoksa güzelleşme operasyonu? Yani yaşla çok alakası yok mu? Yaşla çok alakası yok. Şu an en çok genç hastalarımızla yapıyoruz. Onlar daha çok böyle kaşları biraz daha yukarıda. Yandı. Moda oldu evet, şöyle. Moda oldu. Nasıl, değil mi, hepimiz tarıyoruz. Aynen öyle, hastalarda şöyle yapsam çok iyi oluyor diğeri. Aslında ameliyatı tanımlıyorlar. Acılı ağrılı bir ameliyat mı? Değil. Acılı ağrılı bir ameliyat değil. Aslında lokal anestezi altında bile yapılabiliyor. Hasta dayanamayacaksa o zaman uyutarak yapıyoruz. Hastaya soruyoruz. Dayanabilir misin? Burun ameliyatıyla bu kombinleniyor mu mesela? Kombinlenebiliyor. Evet. Zaten bizim aslında burun ameliyatı biraz merkezi bir ameliyat gibi. Geri kalan... Burunu yapıp yanına bir şey. Genelde, o böyle bir ana yemek. Yanına işte pilav. Burunu yapıp yanında da şunu yaptırmak istiyorum. denilen bir ameliyat diyorlar aslında. Diyorlar genelde. Evet. Peki bunu iple nasıl yapıyorsunuz? İple lokal anestezi altında. Yani kaş kenarından girip şuradan küçük bir, yine bir insizyonla buradan girip gene cilt altına uzanan şekilde yukarıdan yine saçlı deriden yine cilt altından çıkacak şekilde. O iplerin özel bir özelliği var. İp bir kere giriyor, geri gelmiyor. Ha, tırtıklı yani, mı? Evet, tırtıklı. Dolayısıyla onu yukarı çektiğiniz anda o belli bir ayarlama yapıyorsunuz. Mesela yeterli olarak gördüğünüz anda bırakıyorsunuz. O böyle duruyor. Bu ipler şöyle özellikler var. Yani 2 yıl ya da 7 yıl kadar dayanabiliyorlar. Yani ipin özelliğine, göre mi değişiyor? Kalitesine, evet. Hastanın isteğine, daha uzun bir şey istiyorsa o zaman cerrahi öneriyoruz. Yani mesela biraz daha yaşlı hastalarda deriyi biraz daha germek gerekebiliyor. Genç hastalarda çok gerekmiyor da. Yaşlıysa onu daha çok cerrahiyle yapmak gerekiyor. Peki bu ipler bildiğim kadarıyla aslında ameliyat iplerinden türetilmiş bir takım ipler, bir takım değil mi? İpler. Ameliyat dikiş iplerinden. Evet. Peki o sonra nasıl kayboluyor? Vücuttan nasıl çıkıyor?
belli bir erime, vücut tarafından emilme süreleri var. İşte bu yüzden kimisi 2 yıl ya da daha erken, kimisi de 5-7 yıla kadar kalma süresi var. Peki vücutta. Ameliyatla yaptırırsak bunu daha mı uzun gidiyor? 10 sene mi dayanır yani? Ameliyatla daha uzun dayanıyor tabii ki ama sonuçta yani insan yaşlanıyor. Tabii. Yani ne yaparsanız yapın ondan sonra illaki deri sarkacak ve aşağı inecek. Ameliyat yaklaşık hani bir 10 yıl. Bir 10 yıl hastaya yetiyor. Yani aslında gider. Siz olduğunuz yerde 10 yıl kalmak için o işlemi yaptırıyorsunuz. Sonuçta hasta yine yaşlanacak. Sonuçta bu yaşlanmayı durduran bir işlem durduran değil. Durduran bir işlem değil. Peki iyileşme süresi nasıldır? Ameliyat olursa nasıl şey ameliyat, olursunuz? İyileşme süresi iple çok basit. Yani yaptığımız andan itibaren hasta direkt gidebilir. Yüzde bir ödem, şişme falan. Ödem çok çok nadir. Sadece bir vene falan denk gelirse, yani damara denk damara gelirse değil. Bir morluk olabilir. Hı. Onun dışında bir şişlik ödem söz konusu değil. Söz konusu değil. Diğer ameliyatta nasıl? İse cilt altını boşalttığımız için orada bir şişlik oluyor bir süre. O da yaklaşık. Kafa şişiyor bu kısım. Üst bölge şuralar. Şuraları çünkü daha çok bir işlem oluyor. Biraz böyle ödemleniyor ve şişiyor. Ve o da 2 hafta kadar devam edebiliyor. Şimdi korkutma gibi olmasın. Yakın bir arkadaşım oğlu çok acıdı dedi. Herkes de aynı acı söz konusu mudur? Canı mı tatlı onun? Arkadaşınız iple mi oldu, cerrahi mi oldu? Cerrahi oldu. Cerrahi olduysa ağrı olmuş olabilir. Ağrılı ama bir şey biraz. Aşırı bir ağrılı bir işlem değil. Kişiden kişiye değişebilir. Onun canı biraz daha tatlıymış diyebiliriz. Peki yüz estetiğinde başarıyı siz neyle tanımlıyorsunuz? Hastanın memnuniyetine göre. Hı hı. Tabii yani çünkü bana göre mesela altın oranı var bizim ameliyatlarımızda. Ne düşünüyorsunuz? Altın oranını nasıl hesaplıyorsunuz? Altın oran vücuttaki organların yani mesela burun üzerinden düşüneceksek mesela burun belli bir seviyede durması gerekiyor. Yani yukarı kadar gitmeyecek yani. Özellikle şu gözlüğümüzün kantus dediğimiz yerin kenarının hizasında üst sınırın olması lazım. Hı. Mesela o uzunluğunun dudak altının şu sınırı geçmemesi gerekiyor. Lazım. Dolayısıyla bunlar aslında altın oran. Tabii biz hastaya böyle söylemiyoruz. Yani bunlar hasta onları estetik olarak biliyor. Ama başarı, böyle olması tabii, gerek gibi. Hastaya ama altın oran olarak açıklamıyoruz. Hastanın ne istediği önemli. Yani bana göre altın oran, bana göre çok güzel olan bir şey hasta için hiç güzel olmayabilir. Olmayabiliyor evet, değil mesela mi? Mesela hastalar geliyor ve bazı hastalar Anglo-Saksonlar gibi oldukça dik bir burun istiyor. Bize göre altın oran değil. Ama hasta onu istiyor. Ya bu böyle Kuzey Avrupalılar tabii, gibi. Tabii aynen öyle. Kuzey Avrupalılar gibi öyle bir burun istiyorlar. Hokka gibi ucu sivri olsun. Dolayısıyla hastanın isteği ve başarı da hastanın mutluluğu. Hastanın yani mutluluğu yani bana göre güzel bir ameliyat hasta için güzel olmadıktan sonra bu bir başarı değil. Başarı değil. Peki çene implantı, elmacı kemiği implantı gibi cerrahi operasyonlar için ne düşünüyorsunuz? Aslında dolguyla da halledilebilen şeyler ya bunlar. Evet, bunlar aslında dolguyla da halledilebilir. Bu implantlarla halledilebilir. Ya da ortodontik cerrahi dediğimiz aslında şu aralar diş hekimleri tarafından da çok yapılan ameliyatlara da gidebilir. Özellikle hastanın dişlerinin üst üste biniyor olması, birinin önde ya da arkada olması bu ameliyatımızı değiştiriyor. Çene yapısını tabii, da çene bozuyor yapısı çok mi? Önemli. Geride ya da ileride yani aslında hasta sadece estetik bir ameliyat gerektiğini düşünebilir ama aslında orada bir diş tedavisi gerekebilir. Önce onlara bakıyoruz. Yani dişleriyle ilgili bir problem var mı? Eğer yoksa o zaman bu hasta bir estetik hastasıdır. Ve onu yönlendiriyoruz. Sadece dolguysa yani dolguyla çok az büyütme yapabiliriz. Çok fazla değil. Hastanın ihtiyacı daha fazlaysa o zaman implant gerekiyor. Yani gerçekten deforme elmacık kemikleri hiç yoksa ya da çene tabii. gerideyse ortodontik bir tedavi de yoksa buralara da implant uyuyor. Her yerin implantı ayrı değil mi? Tabii hepsinin implantı ayrı. Yani silikon var. Silikon olmayan daha böyle rigid implantlar var. Silikonlar biraz daha konması biraz daha kolay oluyor. Biraz daha yumuşak oluyorlar. Farklı sert implantlar var. Onlar kemik gibi. Ve yıllar geçtikten sonra nereye konuyor mesela? Elmacık kemiklerini mesela ağız içinden geçirilerek ağız içinden bir insizyon yaparak çünkü yüz bizim için önemli. Mümkünse orada iz istemiyoruz. Tabii ki içten kesip. Ağız içinden geçirip kemiğin üzerine şurada elmacık kemiğin üzerine monte ediliyor. Protez konu. Tabii. Eğer sadece silikonsa olduğu gibi koyuluyor ama farklı rigid implantlar vidalanıyor buraya. Wow. Ve uzun dönem sonrası açıldığında orasının kemiğe tamamen adapte olduğu görülüyor. Hatta kemik haline alıyor. Kemik haline yani kemikleşiyor üzeri. Kemik gibi bir yapı oluyor. Ama artık dolgularla falan bu biraz ekstrem örnekler tabii, bunlar değil mi? Tabii ve çoğunlukla yani zaten %90 üzerinde dolgularla hallediyoruz. Dolguyla halledilebiliyor. Peki bu çeneye yapılan dolgular son yıllarda çok meşhur oldu. Evet, bu köşeli. Texas jawline özellikle jawline olarak. Jawline dediğimiz şey. Bu dolgular zor mudur? Çünkü çok yüksek miktarda bir dolgu uygulanıyor ya da nasıl maddeler uygulanıyor?
uygulanan maddeler aslında vücut tarafından kolay tolere edilen, hyaluronik asit dediğimiz daha çok yani maddeler. Ama herhalde dudağa konan, oraya konan aynı farklı. Değil onun mi? Evet. Kimyasal özelliği farklı. Hı hı. İçeriği aynı ama tabii kimyasal özelliği farklı. Biraz daha sert bir kıvam var. Hı hı. Biraz daha uzun süre kalıyor ve orayı daha çok dolduran. O da yine kemiği taklit ediyor aslında. Kemiği değil mi? Taklit etmiyor aslında. O biraz daha yumuşak bir doku. Yumuşak. Dudağa koyulanın biraz daha sert biraz daha kıvamlısını düşünelim. Hı hı. Onun da bir süresi var tabii. Yani genelde bir 2 yıl. 2 yıl kalma süresi var. Ondan sonra tabii eriyor. O da eriyor. Vücut tarafından absorbe oluyor. Uygulaması da kesinlikle hani sadece krem yöntemiyle tabii, falan. Tabii krem kullanıp bir 15-20 dakika bekliyoruz. Hı-hı. Hasta bir sakinleşsin, orası bir hissizleşsin. Ondan sonra uyguluyoruz. Uygulanabiliyor. Tabii. Peki siz bunları burun yaptığınızda hastaya tavsiye ediyor musunuz? Onu merak ediyorum. Eğer biz gerçekten böyle çok hani ihtiyaç görüyorsak tavsiye ediyoruz. Hı-hı. Ve hastaya... Şu olsa sizin için sanki daha iyi olacak iyi olur gibi. Diyorsunuz. Ve ameliyatımızı daha iyi göstereceği için. Hı hı. Yani siz onu kombinlemeye çalışıyoruz tabii. Fikir veriyorsunuz. Fikir veriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Özge ile Kahve Bahane'nin bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte burada sizleri bekliyor olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Lazzoni Otel, Özge ile Kahve Bahane'yi sundu. Uluslararası ve bölgesel ortak